ekranlarından herkese mutlu pazarlar efendim. Bizler işimizin başındayız ama sizler ekranlarınızın başında evlerinizde sağlığımız için Türkiye evde kalmakta efendim. Biz de sizin bu karantina döneminde sizler için aslında farklı konuları bir araya getirerek gerçekten müthiş bir Biz Bize programı hazırladık. Bugün çok keyifli bir konuyla başlayacağız. Evet, bu biraz böyle astroloji konuşacağız ama bu kez farklı konuları konuşacağız. Ruh eşiyle ruh ikizi nedir efendim? Bunların ikisi bambaşka konular. Ruh ikizimizle iyi sevgili olabilir miyiz? Galiba olamıyoruz bildiğim kadarıyla. Bunları ayıracağız. 2021'den eğer vaktimiz kalırsa biraz da bahsederiz diye düşünüyorum. Sonrasında çok değerli tıbbi beslenme nedir? Beslenme ne demek? Tıbbi beslenme ne demek? İkisinin arasındaki farkı gerçekten kavrayabiliyor muyuz? Biz çünkü Akdenizliler maalesef ki beslenme konusunda biraz böyle ehli keyif bir karaktere sahibiz efendim. Sonrasında dolguları konuşacağız. Estetiksiz bir Biz Bize programı olmaz. Ve son olarak biraz da ruhsal farkındalığımızı geliştirecek bir konuyla Biz Bize'yi kapatacağız. İsterseniz daha fazla lafı uzatmayayım ve konuklarımızla konularımıza hemen başlayalım efendim. Buyurun. Estetik işlemlerde cildin hangi dokusunun canlanması hedeflenir? Dolgu uygulamasında kullanılan etken madde nedir? Kaç tür dolgu vardır? Dolgu yanlış uygulanırsa ne olur? Dolgu uygulamasından sonra nelere dikkat etmek gerekir? Uzman doktor Fatih Turhan cevaplayacak. Tıbbi beslenme nedir? Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmek gerekli? Korona olduktan sonra yaşanabilecek olumsuzluklar için ne tür tedbirler alınmalı? Koronavirüs bulaşan kişi neler tüketmeli? Alkali ve antioksidan su nedir? Tıbbi Beslenme Akademisi kurucusu, aile hekimi Doktor Eyüp Yılmaz anlatacak. Ruh eşimizi nasıl buluruz? Kadersel eş, karmik eş ve ruh eşlerinin göstergeleri nelerdir? Hangi burçlar arasında ilişki uyumu var? 2021 yılının aşkta kazanan burcu hangisi olacak? Hangi burçlara evlilik yolu görünüyor? Astrolog Burcu Pervane, aşk ve ilişkiler hakkında bilgiler paylaşacak. Ruhsal farkındalık nedir? Anda kalmak ne demek? Kelimelerin gücü var mı? Olumlamalar hayatımızı nasıl etkiler? Bilinçaltı nasıl çalışır? Parayla ilgili düşüncelerimiz değişirse ne olur? İlişkilerde yaşanan sorunlarla nasıl baş edebiliriz? Ruhsal farkındalık eğitmeni Bülent Doğdu yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize de. Evet efendim, astroloğumuz Burcu Pervane ile başladık yayınımıza. Çok keyifli bir konuyla başlamak istedim. Aslında astroloji gerçekten çok önemli. Son dönemde özellikle bir Covid süreciyle astrologlar gündemimize iyice oturdu. Ama bugün ben artık birazcık 2021'de ne olacak, Covid bitecek mi falan gibi konulardan ziyade aslında başka alanlarda da hayatımızı çok ilgilendiren diğer çok ilgilendiğimiz konularla bir program yapalım istedik Burcu Hanım'la. Böyle konular seçtik. Biraz önce de söyledim. Ruh eşi ve ruh ikizi nedir? Evet, aşk hepimizin en çok merak ettiği şey ve aslında hepimizin istediği, arzu ettiği, kalbinden geçirdiği. Tabii ki burada çoğumuz ruh eşimizi arıyoruz ve aşkı arıyoruz aslında. Ruh eşi bizim birbirimizi tamamladığımız eşimiz. Biz hayata geldiğimizde tekamülümüzde aslında enerji olarak aynı frekansta olduğumuz ruh eşimizi arıyoruz. Çünkü bu ruh eşlerimizle biz ideal ilişkiyi yürütebilecek kıvamda oluyoruz. Fakat ruh ikizlerimiz daha farklı ve ruh ikizlerimizi bulmamız aslında çok daha zor. Çünkü ruh ikizleri... Şaşırtıcı bu. Evet. Ruh ikizlerimizde şöyle bir şey oluyor. Ruh ikizi yaratılırken, yani bizler bu dünyaya form olarak yaratılırken iki ruh olarak ayrılıyoruz. Şimdi bu, yani bir bedenden iki bedene mi bölünüyoruz? İki enerji gibi. Olarak, iki yani enerji. İki form olarak ayrılıyoruz ve aslında iki form... Evrende değil de bu yeryüzünde, evet. Yani nerede bizim yaşadığımız nedir o dünyada... Evet.
Bir ruh bir tanedir. Onu bulmak çok zordur. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Bir dakika, ruh eşi mi birkaç tane? Ruh eşi birkaç tane. Ruh eşinde bu anneniz de olabilir aslında. Ruh eşi sizi tamamlayan. Aşk anlamında tabii ki ruh eş ideal ilişkiyi verir ama birden fazla kardeşiniz de ruh eşiniz olabilir. Mesela deriz bir arkadaşımla çok iyi anlaşıyorum. Ya benim ruh eşim gibi. Bu enerji formunda yaşıyoruz aslında. Birbirine uygun olmayan burçların bir araya gelmesinden işte mutlu. Aşk doğar mı diyorlar da doğar ben. Tabii doğar ki. Mı? Doğar. Yine burada dediğim gibi zıtlıklar birbirini çeker. Mükemmel bir kombinasyon da oluşabilir. Zıtlık mesela nasıl? Bana söyleyin. Şimdi iki ateş burcu zıt olmuyor. Mesela ne oluyor zıt? Zıt mesela toprakla ateş olabilir. Elementten düşünün. Ateşi toprak öldürür, söndürür değil mi? Ya da suya ateş düşünün, söndürür. Yani ama burada tabii ki tek dinamik bu değil. Yani burada birçok dinamik var. Evet zıtsınızdır ama bambaşka dinamikler sizi bir bütün yapıyordur orada. Yani zıtlar anlaşabilir. Zıtlar kesinlikle çok kötüdür. İşte akreple boğa anlaşamaz gibi bir şey olmaz. Anlaşabilirler. Ama tabii dinamikler değişir haritada. Anlaşmasa ne kadar uzun vadeli olur belki onları. Tabii ki. Uzun vade işte vade kısmında herkesin bir hikayesi var Deniz Hanım. Yani o hikayede o kişinin bir görevi oluyor. Ve hayatınızdan da gidiyorsa eğer oradan gittikten sonra siz aslında onun neden geldiğini anlıyorsunuz. Tabii tabii o ancak gittikten sonra yani, zaten oluyor. İşte tek ruh eşimiz yok, tek hikayemiz yok, hayatımızda işte bambaşka hikayeler gelebiliyor. Doğum haritası sadece buna ışık tutar, bize yol gösterir. Bir de şey de yapmamak lazım, işte hep söylüyorum. Aman Allah'ım ben onsuz yaşayamam, en zaten hoşlaşmadım. herkes herkes olmadan yaşayabiliyor. Biraz önce de Burcu Hanım söyledi, hayatta tek ruh eşiniz yok. Lütfen gidenin arkasından bu kadar hayatınızı söndürmeyin. Kesinlikle. Peki sonuna doğru gelirken vaktimiz aslında çok soracak soru var bununla ilgili ama 2000 bu biraz yani bu çok... Yani, size güzel haber vereceğim o zaman. O zaman hemen sorayım, 2020 yılının en aşık Burcu... Aslan mı olacak? Evet aslan olacak. Tamam. Ama genelde evlilik evidir, ilişki evidir, ortaklık evidir aynı zamanda. Güzel ortaklıklar kurabilirsiniz. Güzel şirket evlilikleri yapabiliriz belki de. İşte kim kaçar bilir? Bir aslan burcu olarak güzel bir şekilde. Güzel aslanlara güzel bir aşk geliyor gibi görünüyor. Bunun dışında var yani gelen diğer burçlarımız hemen olacak söylersek, elbette. Hemen söylersek. Oğlak burçları, yengeç burçları ve ikizler burçlarına da güzel değişiklikler bekliyor. Burcu'm çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Enerji dolu keyifli bir şekilde aşık programımızı bu enerjiyle ben... Keyifle devam edeceğiz. Şimdi isterseniz programımızın devamını izleyebilirsiniz. Tabii burada ki. Yine çok sevdiğim bir başka konuyla beslenme ile devam edeceğiz. Hemen kısa bir reklam aramız var mı? Az sonradan sonra hemen hocamı alıyoruz Eyüp hocamı. Buyurun efendim. Tıbbi beslenme nedir? Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmek gerekli? Korona olduktan sonra yaşanabilecek olumsuzluklar için ne tür tedbirler alınmalı? Koronavirüs bulaşan kişi neler tüketmeli? Alkali ve antioksidan su nedir? Tıbbi Beslenme Akademisi kurucusu, aile hekimi Doktor Eyüp Yılmaz anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim uzman doktor Eyüp Yılmaz bizlerle birlikte Doktor Fit Tıbbi Beslenme Akademisi'nden küçük hatalar büyük hastalıkları galiba getiriyor ve beslenerek de iyileşebilirsiniz diyor kitabında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Deniz Hanım? Sağ olun çok iyiyim çok teşekkür ederim. Hocam şimdi biraz önce kendimde deneysel bir çalışma yaptım. Onunla hemen sorarak başlamak istiyorum. Aslında çok sorulacak soru var da. Mesela küçük hata mıdır bu? Ben normal şartlarda çok iyi beslenen bir kişiyim. Çok sporuma dikkat ediyorum, uykuma dikkat ediyorum. Fakat size herkesin en büyük sıkıntısı olan, Türklerin sıkıntısı olan karbonhidrattan başlayayım. Bu ekmek sıkıntısına. Biraz önce ben normal şartlarda çok az ekmek yiyerek hayatını götüren biriyim. Biraz önce siz gelmeden önce ayıptır söylemesi 5 dilime yakın ekmek yedim. Şu an kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki bu mutluluğun sebebi nedir? Karbonhidrat hayatımızın neresinde olmalıdır? İlk sorum bu olsun. Şimdi kendinizi ekmek yerken suçlu hissetmiş olmanızı hiç hissetmedim. Hissediliyor olmasını kınıyorum.
Yani karbonhidrat yiyor olmak bir suç değildir. Değildir ve yiyebilir miyiz? İnsan 100 bin yıldır yaşıyorsa 100 bin yıldır karbonhidrat alıyor. Tamam. Bunun altını çizelim. Karbonhidrat kötü bir şey değil. Değildir. Problem nedir? Karbonhidrat bir morfin reseptörlerine, glutamorfin dediğimiz gluten ve morfin reseptörleri birbirine eştir. Morfin etkisi mi yapıyor? Morfin etkisi yapar %3 oranında morfin reseptörlerine bağlanabilir özellikle. Dolayısıyla mutluluk verir. Şu an nasıl kendimi mutlu hissettiğimi anlatamam. Bir de içine biraz çikolata koymuştum. Ayıptır söylemesi hocam gelmedin ama tabii ben bunu hep yapmıyorum, onu da söyleyeyim. Bir dakika. Bunu hep de yapabilirsiniz. Ama nasıl yapacaksınız? Bunun da bir metodolojisi var. O da şu. Bugün bu yüzyıldaki ekmeklerimizde kullanılan gluten, evet, genetik yapısı değiştirilmiş bir gluten. GDO'lu bir gluten. Bu da glutenin yapısını sertleştirdiği için morfin reseptörlerine bağlandığında uzun süre kalıyor. Uzun süre takılı kalan reseptör daha fazla bağımlılık yapıcı etkiye sahip oluyor. Morfin bilirsiniz doza bağımlı. Tabii ki. Etkiyle o duygusal bağımlı durumu oluşturuyor. Evet. İnsanı mutlu ediyor. Dolayısıyla dozu artırmak gerekiyor. Dozu artırdığınız zaman o mutluluğu alabileceksiniz. Bu da şişmanlık ve kilo gibi bir sorunla karşılaştırıyor. Yani aslında bu mutluluğun bize getirileri eğer dozu aşarsak. Peki şimdi ben birden kişisel herkes yani birazcık empati kurabilsin diye ben de ekmek yiyorum ve bana da böyle bir etkisi var. Ben de seviyorum ekmek yemeyi diyerek başlamak istedim. Şimdi siz burada tıbbi beslenme diye bir terim kullanıyorsunuz. Tıbbi beslenme de biraz değil mi insana ürkütücü geliyor. Tıbbi doğal beslenme var, doğru beslenme var. Tıbbi beslenme nedir? Bunun insanları ürkütüyor olduğunu ilk kez sizden duymuş oldum. Neden? Tıbbi yani biraz şey mesafeli bir ifade. Değil mi ifade? Bu ifadeyi Amerika Cleveland Clinic kullanarak başladı. 1990'lı yıllarda ilk kez bu ifade kullanılarak hastaların tedavilerini beslenmeyle desteklediler. Bir gıdayı, günlük hayattaki gıdadan bahsediyorum. Bir yumurta yiyor musunuz? Her gün hem de yani ben biraz fazla yiyorum. 5 tane falan yiyorum. Çok mu yiyorum hocam? Bakın tıbbi beslenmeye göre yediğiniz yumurtadan zarar görüyorsunuz. Öyle mi? Zarar görüyorsunuz. Çünkü yumurta bir kere bir nasıl pişirildiği önemli. İki yumurtanın geldiği kaynak tavuk doğru bir yem mi yemiş? Doğru. Üç onu miktarını doğru ayarlayabildiniz mi? Çünkü yumurta iki önemli besin içeriyor. Birisi insan fizyolojisinin mühendisi olan protein kaynağı. İki insan fizyolojisindeki enerji kaynağı olan yağ var. Orada. Üç de var. Mühendislik görevinde yağlar var. Omega 3 yağları var. Mühendislik görevindedir çünkü onlar. Yani vücudumuz için yararlı yağlar. Yararlı bir yağ ama soruyorum Deniz Hanım'a. Çok yararlı bir elemanı işe alıyorsunuz, mühendisi işe alıyorsunuz ama bu mühendisiniz sorunlu. Kafası kırık, aklı melekelerinde problemler var, bacakları kırık ve siz bunu işe aldınız ve ne yapacaksınız şimdi? Ve onu alıp çalıştırmak zorunda kaldınız diyelim. Vücudumuzda yani vücudumuz onu yakıt olarak yakması gerekiyor. Yakıt olarak kullanmayacak, mühendis olarak kullanacaksa bütün yani hücre güvenliğinizi bozarsınız. Doğru. Hücre güvenliğinde sorumlu en değerli besin yumurtadır, haberiniz olsun. Sorunlu mu dediniz? Evet, sorunlu bir güvenlik oluşturursunuz. Hücre zarını bozarsınız. Hı. Ya biz şimdi yumurta yemeyelim mi mesela? Yumurta yemeyin, bakın cümleyi doğru oturtuyorum. Yumurta yeteri kadar. Yeryüzünde insanoğlu için yaratılmış en nadide gıdadır. Özel bir gıdadır. Ama en sorunlu dediniz. Ama sen onu doğru pişirmemişsen. Ne, doğru pişirme nasıl mesela yumurtanın hocam? Sarısı mühendis görevini görecek. Eğer o yağ denatüre olursa, molekül yapısı bozulursa, trans yağ özelliklerine dönüştürülürse, sertleştirilirse o yumurta yenmez. Yani mesela katı yumurta yemeyelim mi? Sertleştirirse dediniz. Sertleşmiş yumurtanın sarısını köpeğe bile yedirmekte tereddüt ediyorum. Ben onu hep yanlış mı o zaman? Yanlış yiyoruz, evet. Boş boşuna yani iyi bir şey. Yani biz şimdi sabahları çocuğumuza rafadan katı yumurta yapıyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Yanlış yapıyorsunuz. Ha, bilmiyordum. Hatta omlet yapıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Omlet de yapıyorum. Ondan sonra da yağ cos diye veriyorsunuz. Orada tıbbi besleme uygun bir gıda değil o. Peki hocam nasıl yapalım? Yapmayacaklarımızı söylediniz. Yapmanız gereken şey yumurtanın sarısını korumak. Çiğ mi? Çiğ değil.
hafif o kayısı kıvamı, ifadesi yerinde oluyor. Tamam. Çocuklarımıza da böyle vermeliyiz. Ben şunu iddia ediyorum. Bir ailede doğru yumurta pişirmeyi bilen bir ailede çocuklar zeki oluyor. Çok haklısınız. Zaten biliyorsunuz Çin'de çok yumurta yedirtiyorlar çocuklara. Ama tabii bu şekilde ya bizde iyi bir şey, biraz önce söylediğiniz ya, küçük hatalar ve büyük hastalık. Küçük hatalar. Evet, peki bunun gibi mesela doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Verebilir misiniz örnek? Bir iki çok tane. Çok veririm. Ben... Bir de korona ile birlikte de isterseniz birleştirelim. Hani burada da kendimizi koruyoruz diye iyi yapıyoruz diye neler yapıyoruz, hatalar. Bunları düzeltelim en azından şimdiden. Korona ile ilgili... Burada kitabınızda bunlar yazıyor mu hocam? Tabii ki tabii ki. Yazıyor. Tamam, çok önemli. Çünkü bunların hepsi burada anlatamayacağız. Kitaptan lütfen okuyun. Beslenerek iyileşme metotları var. Mesela bir astımlı çocuk çok rahat bir şekilde beslenerek iyileşebilir. Hmm. Yani bir astım hastası beslenmeyi öğrenmediği sürece ömür boyu ilaçlara bağımlı kalır. Ne yemesi lazım mesela astımlı bir çocuğun? Ya biz insan fizyolojisinde bütün hastalıkların temel kaynağını atık biliriz. Atıklardan oluştuğunu biliriz. Siz evde yumurta bile pişirirken kabuğu kalır. Evet. Yemek pişirdikten sonra ortalık toz duman olur. Orayı temizlersiniz. Yağ kalır. Buna temizlemeden mutfağa girip yemek yapmaya çalışmazsınız. Önce mutfağı temizle, sonra yemek yapmaya çalışırsınız. Biz tıbbi beslenmede önce atıkları yönetmeyi, ne yerseniz yiyin, eninde sonunda bir atık üretiyorsunuz. Bu atıklar ürik asit, laktik asit, keto asit. Bakın dikkat edin, hepsi asit. Bu oluşan atıkların damar yapılanda yaptığı endotel hasarıyla yaşlanırız. Yaşlanma süreciyle birlikte dokusal hasarlarla hastalanırız. Atık yönetimi. Yani bağırsaklarımızdan mı başlayalım? Atık yönetimini başaran bir insan hastalıklarla ilgili süreci elinde tutar, yönetebilir. Tuvalet... Büyük abdest kontrolü, bağırsakların doğru bir şekilde yönetilebilmesi. Ben bununla ilgili çok şeyler anlatabilirim sizlere. Yani bir insanın atık yönetimiyle ilgili öğreneceği çok önemli şeyler var. Bütün hastalıkların kökeninde bu var. Bir astım hastası önce bağırsakla ilgili sorunları çözmelisiniz. Bir yoğun bakımdaki hasta bağırsakları temizlemeden tedavi olmaz. İddia ediyorum. Burada bütün izleyen hekim arkadaşlarımız da bunu duysunlar. Yoğun bakımda hastaların ölüm sebeplerinin ana nedenlerinden bir tanesi atık yönetiminin anlaşılamamasıdır. Koronadan dolayı ölen insanların büyük çoğunluğu atık yönetimiyle ilgili sorunlara temas edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii şu an önemli bir konu olduğu için. Diğer burada anlattıklarınızın hepsi aslında baktığımız zaman bir hayat, insan hayatında çok önemli bir konular ama özellikle bu Covid sürecinde... Ben 20'den fazla yoğun bakıma girdim çıktım. Bu yoğun bakımdaki hastalarla birebir temas ettim. Covid ile ilgili konuşuyorum. Covid ile ilgili süreçte. Burada gördüğüm şeylerin, yani 15 gün yatan bir hastanın bile büyük abdest çıkışı ile ilgili bir çözüm üretilmemiş, planlanmamış. Tabii hep solunum yolları ile ilgili bir stres var. Ben bu hastalara atık yönetiminin en büyük yardımcısı, tahmin eder misiniz, su. Tabii ki su. Biz suyu atıkların temizliği için kullanırız. Evet. Peki ben size bir şey soruyorum. Bir insanın 5000 kat güçlü bir suyu kullanıyor olması kadar büyük bir avantaj var mıdır? 5000 kat güçlü bir su derken bu alkali iyonize sudan mı bahsediyor? Bu alkali iyonize su. Ve ben bu suyu 5 yıl değil 10 yıldır evde içiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz Eyüp Bey? Ben şimdi asıl söylemek istediğim konuyu dağıtmadan şunu söyleyeyim. Tabii. Ben bu suyu hastanelerde yoğun bakımdaki hastalara ulaştırıp onların nasıl iyileşiyor olduklarını görmenin heyecanını yaşadım. Bunu denediniz. Denemek değil. Zaten biliyordum ama bu kadar güçlü sonuçta alacağımı bilmiyordum. Covid hastaları için konuşuyoruz. Covid hastaları için söylüyorum, evet. Çok enteresan bu söylediğiniz. İyonize suyu bu hastalara verdikten sonra hastalardaki değişimler yani akıl durdurucu kadar inanılmazdı. Bu hastalar hızlı hızlı toparladı. Bir şeyi söyleyebilir miyiz peki? Aradaki farkı paylaşabilir miyiz? İyonize su normal bir sudan pH değeri olarak normalde sular biliyorsunuz 7 pH civarındadır. Evet. Bu 9,5-10 civarında bir su. pH değeri yükseldikçe bu çözücü gücü artıyor. İkincisi normal suların ORP değerleri +200, +500 aralığındadır. İyonize suyun -500, -800 aralığındadır. Yani birisi vücuda girdiğinde serbest radikal getirir, yani yaşlandırır. Öbürü vücuttaki serbest radikalleri alıp temizler götürür.
Yani bir atık yönetimi yapıyorsunuz. Yani su deyip geçmeyin diyorsunuz. Diyebilir misin, değil mi? Evet. Peki hayır, bu suyu ben bu arada yanlış, gene yanlış bilgi vermeyeyim diye size soruyorum. Karbon neydi? İngiliz karbonu. Karbonat değil mi? İngiliz karbonatıydı hatta. Evet. Bu böyle bir işe yarıyor diye söylenir. Doğru mudur? Doğrudur. İngiliz karbonatı da suyu alkalileştirir. Ama bu bir karbonatla yapılan alkalileştirmedir. Bir süreliğine kullanırsınız ama uzun süre kullandığınız zaman da böbrek hasarları ve evet, safra taşları oluşturursunuz. Peki hocam, burada nasıl biz bu alkali iyonize suyu ve bir de antioksidan su diye bir şey var. Antioksidan bu. ORP değeri -500'lerde olunca antioksidandır. Bakın, bir üzümün, bir narın ORP değeri -300. Yani yiyelim mi? Tabii ki. Narı hele çok yiyelim. Tam da zamanı galiba. Evet. Bir goji biberin ORP değeri -800, -900. Goji biberi nereden bulacaklar şimdi? Temmuz çiftliğinden bulabilirsiniz yani. Çok pahalı goji biberi. Ben yerim de. Konya'da üretiliyor. Goji biberi. Evet, Konya'da üretiliyor ve bunu üreten bir eczacı arkadaşımız Muammer Bey. Harika bir goji berisi var. Yani enteresan, ben yurt dışına ithal ediliyor diye düşünüyordum. Yok, Türkiye'de bir onun ürettiğini biliyorum. Ya biz bunu böyle şey yapamayacağız. Siz bu konuyla ilgili eğitim düzenliyor musunuz? Evet, düzenliyorum. Şimdi nasıl yapıyorsunuz bu eğitimleri? Tıbbi Beslenme Akademisi. Tamam, yani birebir mi yani bir okula? Zoom eğitimleri şeklinde. Şimdi onu soracaktım. Zoom eğitimleri şeklinde düzenliyoruz. Yani detoks her eğitimleri. Her isteyen girebilir mi buna? Beslenmeyi merak eden herkese açık tutuyoruz yani. Beslenme herkesin temel ihtiyacı. Yani bir hekimlere özellikle yoğun bir şekilde verdik biz önce bu eğitimlerimizi. Bence herkesin almış. Sonra düşündüm yani bir hekim bir hastasına ne kadar vakit ayırabilir? Bizim tıbbi beslenme eğitimlerimiz yer yer 25 saati buluyor. Yani Eyüp Bey, yani baktığınız zaman şimdi bir kulağımızdan giriyor bir kulağımızdan çıkıyor. Eğitimi alınca tabii belli bir şekilde yerleşecek. Doktor der ki sizin söylediğiniz gibi şunu ye bunu yeme. Ama unutuyoruz zaman içerisinde. Evet. Mesela bakın bu yumurta konusu benim şimdi hiç hafızamdan çıkmayacak. Çünkü ben çok yumurta tüketiyorum spor yaptığım için. Hep yanlış yiyormuşum yumurtayı. Şimdi biraz da üzüldüm açıkçası. Deniz Hanım, bir de benim sporcu beslenmesi üzerine kitabım var. Henüz yayınlanmadı. Size bunun PDF'ini göndermek istiyorum. Tabii çok sevinirim. Sporcuların proteinlerle besleniyor olması ömürlerini kısaltan, hastalıkları da yakınlaştıran en büyük hata. Ben şimdi ömrüm uzasın diye spor yapıyorum erkenden. Deniz Hanım, biraz gözlerinizi açın ve düşünün. Etrafınıza bir bakın. Yani, profesyonel sporcuların ömrüne bakın. 40 yaşından sonra hepsi hasta. Doğru. Sebebi hikmeti nedir? Fazla protein, bir de bunlar tabii şey falan, steroid falan da alıyorlar. Hayır, hocam değil. Yani. Hayır değil. Bunlar peynir yiyerek güçlü olacaklarına inandırılmış zavallılardır. Bunlar et yiyerek güçlü olacaklarına inandırmış zavallılar. Peynir yemiyorum da et çok yiyorum. Bakın, eti ve peynirin, az önce bir cümle kullandım. İnsan fizyolojisi yediklerinin oluşturduğu atıklarla yaşlanan bir organizmadır. Ben peki vegan peki, mı beslenmeliyim? Peki şu soruyu bana sorsanız keşke Deniz Hanım. İnsan fizyolojisinde en güçlü atık, en kötü atık nereden gelir? Nereden gelir? İnsanı yaşlandıran en güçlü atık proteinlerden gelir. Protein yiyorum ben sürekli, o zaman yanlış yapıyorum. İnsan fizyosunda protein bir mühendistir. Siz bir inşaat yaptınız, mühendise ne kadar yer verirsiniz? İki tane mühendis işinizi görürdü. Ama siz şu anda bütün işi mühendise yaptırmaya çalışıyorsunuz. Eyüp Bey, ben en iyisi sizden bu şeyi, şu soruyu dosyayı alayım. Çünkü vaktimizin sonuna geldik ve ben tekrar ediyorum. Ben olsam Eyüp Bey'in sizden danışmanlık veya eğitimlerinize katılırım. Çünkü bu çok ciddi bir konu. Sadece sporcular için değil, bence herkesin, özellikle ailelerin, annelerin bu eğitimi, hatta babaların da alması lazım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok keyif aldım ama dediğim gibi biraz daha bilgi istiyorum ilerleyen vakitte özel olarak. Çok teşekkür ederiz. Kitabınızı da bu arada el koymuş bulundum. Bana getirdiniz herhalde. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Şimdi kısa bir aramız var mı? Hayır, hemen az sonradan sonra birazcık artık uzman doktor Fatih Turhan'la dolgu konuşalım efendim. Birazcık bugün hiç estetiği konuşmadık, estetiği ihmal ettik. Birazcık estetik konuşacağız. Estetik işlemlerde cildin hangi dokusunun canlanması hedeflenir? Dolgu uygulamasında kullanılan etken madde nedir? Kaç tür dolgu vardır? Dolgu yanlış uygulanırsa ne olur? Dolgu uygulamasından sonra nelere dikkat etmek gerekir?
uzman doktor Fatih Turhan cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim, uzman doktor Fatih Turhan'la birlikte bugün artık olmazsa olmazımız biraz estetik konuşalım istedik, evet, ama estetikte, evet, medikal estetikte belki de biraz önce de söyledik, biraz gıda konuştuk. Yemek yapmak için ne olmazsa olmaz, işte yağlar olmaz, evet, işte belki proteinler olmaz, ama medikal estetik konuşuyorsak konuşamayacağımız iki tane, konuşmadan geçemeyeceğimiz iki konumuz var. Biri dolgu, biri botoks galiba. Evet, değil, evet, mi Fatih, evet, Bey? Çok önemli onlar, evet. Ama biz, evet, bugün dolgu konuşalım. Dolgu konuşalım. Değil mi? Estetik amaçlı bu dolguların kaç grupta toplanır? Bir kere oradan başlayalım. Dolgunun tek kullanım alanı yok. Tabii ki yok. Tabii ki yok. Şimdi dolgu bizim hyaluronik asit dediğimiz insan vücudunda bulunan ve bizim bu kırışıklıklarımızı, ondan sonra çizgilerimizi engelleyen, gençliğimizde üretilen bir vücut, yani vücudun kendi sentez ettiği bir madde hyaluronik asit. Bu hyaluronik asit dışarıda elde edilerek bir çapraz bağlı şekilde elde ediliyor, bir de düz bağlı şekilde elde ediliyor. Çapraz bağlı elde edilenlere dolgu diyoruz. Yani bir file gibi insan cildine veya herhangi bir yere yapıldığında orada bu filenin içinde bulunan etken maddeler suyu toplayarak bir hacim veriyor. Bu dolgu maddeleri vücudun, yüzün, genellikle yüz konuşacağımız için yüzün, evet, farklı yerlerinde farklı... Artık vücutta da kullanılıyor bolca, değil mi? Tabii kullanılıyor, ama tabii ki ne kadar da olsa işte kalçada ve memede biz dolguyu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Zannediyorum son dönemde özellikle, hiç o konuya girmeyeceğim, sadece hızlıca geçelim, söylediğiniz gibi hocamın da özellikle kalçada kullanımların, evet, çok büyük tehlikeleri, evet, olduğunu maalesef ana haber bültenlerine kadar tabii görüyoruz. Ki. Biz yüzde. Tabii ki. Memede de öyledir. Memede de pek dolgu kullanılması tavsiye edilmez. Zaten onu estetik cerrah arkadaşlarımız o dolgu maddesini bir şeyin içinde, visköz maddenin içinde sarılmış bir şekilde yapıyorlar. O çok daha ayrı, apayrı bir konu. Yüzde kullandıklarımız da dudakta, göz altında ve yanakta kullandığımız dolgular. Bunların ağırlıklarına göre farklı farklı yerlere uyguluyoruz. Mesela işte en incesini ve hacim verenini göz altına, evet, biraz ortasını dudaklara, biraz daha fazlasını da yanak çevresine kullanıyoruz, yanağı kullanıyoruz, elmacık kemiklerine kullanıyoruz. Jawline galiba. Jawline, tabii jawline şimdi son zamanlarda çok moda. Fakat bu işlerde, yani estetik işlerinde karar verirken Mutlaka hekiminizle birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi moda diye, yani gidip ben bir jawline yaptırayım veya işte elmacıklarımı çıkartayım, bir çene dolgusu yaptırayım filan demenin pek bir şeyi yok. Yani yeri yok, çünkü insanın yüzü, insanın yüzünün bir karakteristiği ve bir güzelliği var. Normalde, yani hiçbir şey yapmasanız bile, İnsan yüzünün zaten kendine ait bir güzelliği var. Katılıyorum. Bir de şimdi aslında hocam baktığınız zaman şimdi kişi... diyor ki, en mesela basit örneği vereyim, size bırakayım sözü. Şimdi burada mesela diyor ki şeyim var. İşte burada boşluklar var. Evet. Buraya geliyor doktora da akıl vererek diyor ki şuraları, evet, dolduralım. Aslında ki hata değil mi? Burada. Tabii, yani şimdi bu çizginin derinliğine göre maksillalar, yani elmacık kemiklerine dediğimiz yere dolgu koyduğumuzda zaten cilt otomatik olarak orada bir hacim olduğundan dolayı yukarıya doğru kalkıyor. Yani doğru doktora kendinizi, tabii, bir bırakın. Bırakmanız gerekiyor. Evet. Hekimle birlikte karar verin. Yani işte şimdi mesela bazen şu dudak, kelebek dudak deniyor. Yok işte kurdele dudak deniyor. Böyle şeyler mi var? Tabii yani? neler var. Bunlar moda oluyor ve gelen kişi bunu ısrarla istiyor. Aslında yüzüne baktığımızda uygun değil. Yani yaptıktan sonra pişman olacak. Aslında sadece bunu görsel olarak şekil vermek değil, bir de canlandırmak için de kullanıyoruz, değil mi? Tabii canlandırmak için de kullanıyoruz. Şimdi bu şeyin, yani dolgu maddesinin hyaluronik asitini ayrıca işte böyle cilt yenilemelerinde, cilde freşlik vermede, cildi parlatmada, yani iğneli işlem olarak yapabiliyoruz. Mezoterapi şeklinde yapabiliyoruz. Bu şeyde hyaluronik asitin bir de ayrıca kalsiyumlu olanı var. İşte bu kalsiyum hidroksiapatit dediğimiz bir etken madde. Bu genellikle hem lifting veriyor, hem ciltte bir parlaklık veriyor ve hem dolgu işini yapıyor. Hmm. Yani bu kalsiyum verildiği zaman dolguyla birlikte etrafına
elastin ve kolajen liflerini topluyor. Yani vücut bunu sanki bir başka bir şeymiş gibi kabul ederek, başka bir dıştan gelen bir etken gibi kabul ederek onun etrafını fibrin ve elastin lifleriyle Ve bu ne oluyor? Aslında yüzümüzde bir aslında olması gereken sanki değil mi? Böyle bir şişlik değil de sabah çok iyi dinlenmiş, iyi beslenmiş, pırıl pırıl. Tabii. İstediğimiz aslında tabii, bu. İstenen aslında bu. Şimdi yıllarla insanın tabii ki yani yer çekimine bağlı, çevresel faktörlere bağlı, stresi, alkol, sigara yani bir sürü etkenler ama yüzünde çok ince çizgiler, değişiklikler, sarkmalar oluyor. Bakış değişiyor bir kere. Bakış değişiyor, gözünün feri gitti derler ya, ben ona çok inanıyorum. İstediğiniz tabii kadar işte gerin, şey yapın, o gözdeki fer gitti mi, o mutsuz ifade yerleşti mi? Tabii. Bir yandan da aslında içimiz çok mutlu. Kendimizi sabah kalktık çok enerjik hissediyoruz. İşte özellikle şu gözdeki düşüklükler. Düşüklükler, göz kapağı. Şuradaki düşüklükler evet, sizi mutsuz gösteriyor. Tabii, bunlar dolguyla işte. Tabii dolguyla halledilen şeyler. Şimdi aslında insanın en önemli estetiği aynadaki kendisini görmesidir. Yani aynada kendini ne kadar güzel ve mutlu hissediyorsa o günü o kadar yansıyor. Yani o görünüş, ilk görünüş endorfin salgısına sebebiyet veriyor. Yani mutluluk hormonunu salgılıyor. Bu bir zincir. Tabii ki bir zincir. O gününüze yansıyor. Aksi de olabilir hocam. Tabii. Yani yaptırdık kendimizi çok mutsuz hissediyoruz. Zaten. Keşke yaptırmasaydık. Şimdi tabii. Ya, bu tabii tekrar edelim bunu. Sosyal medyadan gördüğümüz, ben bunu kendimi de katarak söylüyorum. Tabii ki. İşte, influencer'da oydu buydu, bunlara kanarak değil, gerçekten işin ehli kişilere bırakınız. Dolguda büyük tehlikeler de var. Var yanlış uygulamalarda. Ne olur mesela? Ya mesela şimdi dolgu yanlış yapıldığı zaman granülasyon dokusu dediğimiz bir şey oluşturuyor. Yani bu doku oradan anca cerrahi işlemle çıkartılıyor veya kazıyarak mı? Veya enfeksiyon olabiliyor. Veya yanlış ellerde yapıldığında tabii ki farklı sinirlere bası yapıyor. Yani bunlar felç yapabiliyor. Yani tabii çok uç bir şey ama yan etki ama olur mu? Olur yani. İnsan vücudunun yüzüyle oynuyorsunuz. Yüzdeki damarlanma, sinirlenme o kadar farklıdır ki, o kadar karmaşıktır ki buna çok dikkat etmek lazım. Yani dolgu maddesini eğer damar içine verirseniz orada nekroz oluşur. Yani oradaki bir doku bütünlüğü bozulur. Bunlara çok dikkat etmek ve ehil ellere yaptırmak lazım. Peki şunu da sorayım o zaman. Şimdi ben böyle son yumurta kapıya geldi artık, geldik 55 yaşımıza, ilk dolgumuzu botoksumuzu yaptırmak da yanlış. Onun da kendine göre bir tedavi tabii şey var ama ki kaç yaşında ya doğru şimdi, zamanlama başlamak? Şimdi genellikle yani. Dolgu için söylüyorum, botoks ayrı bir konu. Botoks tabii ki, botoks direkt bir ilaç zaten, yılan zehri değil yani, bildiğimiz bir ilaç, toksini alınmış bir ilacı enjekte ediyoruz. Oradaki kasları blok ediyoruz, sinirle kas arasındaki sinaps bozuluyor. Bozulduğu zaman kas orada öyle kalıyor ve düzeliyor. Dolgu için genellikle yani 28 yaş üstünü ben tercih ediyorum. Yani ben 18 yaşındaki bir çocuğa veya 15 yaşındaki bir çocuğa asla ve asla dudak dolgusu kesinlikle yapmıyorum ve çok istiyorlar. Yani gençlerde bu çok şey. Tabii ailelerin de onayıyla geliyorlardır tahmin tabii ediyorum canım ama yani, aileler tabii de enteresan. Yani 15 yaşında çocuğun ağzına dolgu. 17-18 yaşındaki çocuğun dudaklarına dolgu yapmanın bir şey yok. Peki ama burada şey hocam, şunu söyleyelim isterseniz. Bazen şey bozukluklu, anomi. Tabii anomali. Anomali. Şimdi O ayrı bir konu. O estetik ve ya zaten estetik cerrahların bir şeyi vardır. Plastik ve rekonstrüktif cerrahidir. Yani rekonstrüktif cerrahi demek tekrar yeniden yapmak. Mesela işte hep bunu konuşuyoruz. Antalya'daki çok büyük bir hoca, yani yüzünden yanmış bir hepimizin başına gelebilecek bir şeye maruz kalmış bir arkadaşımızın olduğu gibi yüzünü değiştirdi. Yarık damak var, yarık dudaklar. Şey için bunlar söyledim ama bu kadar hani ileriye gitmeyelim de. Mesela örnek veriyorum, burnunda çok ciddi bir şey var işte ve okulda çok dalga geçiyorlar gibi. Tamam. Bu sizin çünkü alanınız. Şimdi şöyle, eğer burundaki deviasyon dediğimiz yani sağlığını etkilemiyorsa, nefes alıp vermesini etkilemiyorsa, fakat çocuğumuz tabii ki gençlikte böyle şeylerde kompleksler oluyor, hoşuna gitmemeler oluyor, bunlar gayet doğal şeyler. Bu durumda burun dolgusu yaparak orayı düzeltebiliyoruz ve çok da güzel oluyor. Ya benim söylediğim buydu hocam, o anladım. Yüzden yaş tamam. Konusu biraz tabii daha esnek olabilir. O esnek böyle olabilir bir tabii, burunda çünkü gençler genellikle burunlarından çok mutsuz yani.
Benim kendi kızım mesela burnu o kadar güzeldi fakat aynayı böyle dayardı. Ya işte burada bir şeyim var derdi fakat. Biz de ben de burnumdan hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben burun teşekkür konusu ederim. Sormayın anne baba dinlenmez. Ben de 18'i geçtikten sonra vallahi hiç söylemeden bir de gizlice ameliyat olmuştum. Değerli hocam Onur Erol'a da buradan Onur sevgiler. Hoca, çok büyük bir gerçekten Türk İş Dilay tadındaki bir tabii sistem evet, uygulamıştı. Çok, çok sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi deminden beri sürekli anons ettiğim ama gelmeyen reklam sırasına geldi. Reklamlardan sonra biraz böyle ruhsal farkındalık konuşacağız efendim. Estetik yaptık. Biraz gelecekte kimler aşık olacak öğrendik. Şimdi sıra biraz ruhumuzu doyurmaya ama kısa bir reklam arasından sonra biz bize hızla devam ediyor olacak. Ruhsal farkındalık nedir? Anda kalmak ne demek? Kelimelerin gücü var mı? Olumlamalar hayatımızı nasıl etkiler? Bilinçaltı nasıl çalışır? Parayla ilgili düşüncelerimiz değişirse ne olur? İlişkilerde yaşanan sorunlarla nasıl baş edebiliriz? Ruhsal farkındalık eğitmeni Bülent Doğdu yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Konu ruhsal sağlığımıza, onu ne kadar iyi beslediğimize gelince biraz orada galiba sınıfta kalıyoruz. Ne dersiniz evet. Bülent Bey? Hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk. Ya peki ben böyle bazı klişeleşmiş tabirler var. Ruhsal farkındalık ne demek? Farkındalık 3 aşağı 5 yukarı biliyorum ama evet. Ruhsal farkındalık ne demek? Farkındalık özellikle son zamanlarda, son yıllarda çok fazla hayatımıza birçok alanla evet. ilgili girdi. Ruhsal farkındalık dediğimizde aslında her şeyi kapsıyor. Hayatımızın tamamını, ruhumuzu kapsayan bir durum. Ve burada bakıldığında ben bu Ruhsal Farkındalık Akademisi oluşturdum. Ve burada sadece ruhumuz değil, ruhumuzu bütünleyen zihin ve bedeni de birleştirerek, yani hayatımızın tamamını, alanını kapsayan bir farkındalığı oluşturmak diyebilirim. Aslında kendimizi tanıma farkındalığı da diyebiliriz en kısa tabirle. Tabii herkesin kendini tanıması gereken alanları yani çatı aynı ama geliştirmesi gereken, değiştirmesi gereken, üstüne yatması gereken alanları farklı. Örnek vermem gerekirse mesela size bunu konuşarak özellikle Covid sürecinde biliyorsunuz ki küçük esnaf çok zor durumda. Yapacak bir durum da yok. Dünyanın her yerinde ayaklanmalar çıkıyor. İnsanlar evet. kurallara ve yasaklamalara karşı geliyorlar. Görmüşsünüzdür. Evet. Dünyanın en medeni tabir edilen ülkelerinde ayaklanmalar var. Biz bu sistemi kabul etmiyoruz. Ölen ölsün kalan sağlar bizim de psikolojisine girmiş maalesef. Durumda insanlar. Neden? Çünkü maddi olarak çok kötü durumda. Dünya bir değişimden geçiyor. Özellikle parayla olan bu ilişkimiz mesela çok bazılarımızda çok bozuk. Bazıları için para kazanmak şöyle bir şeyken kimileri için belki de para çok uzaklarda bir hayal. Evet. Özellikle bu para konusuyla parayla ilgili bir de bunu da biraz daha ayakları yere basarak konuşmak istiyorum. Parayla ilgili düşüncelerimizi değiştirirsek para bize gelir deniyor. Bu kadar kolay mı bu iş? Aslında bu kadar kolay değil. Değil. Yani sadece ben düşüncemi değiştirdim. Para hayatıma gelir demek çok doğru değil. Evet bunun bir kısmı, söylenen kısmı doğru ama eksik. Şimdi parayla ilgili diyecek olursak yine kendimizi tanımamız gerekiyor. Yaşadığımız, hayatımızı değiştirmek istiyorsak mutlaka kendimizi tanımamız gerekiyor. Ben kimim sorusunu sormamız gerekiyor. Çünkü kendini tanımayan insan otomatikman yapacaklarını, ne yaptığını veya bilinçaltındaki problemlerin ne olduğunu hiçbir şeyi bilmiyor. Şimdi para, belki yeteneğini bile bilmiyor. Tabii ki. Şimdi para kazanmak zordur inancı varsa otomatikman bu zor olacak. Peki para kazanmak zordur inancının olduğunu farkında değil belki de. İşte onun için kişi kendini tanımak için yani şunu yapabilir en basit tabirle. Parayla ilgili benim düşüncelerim neler? Bunları bir yazabilir. Yani çok param olduğunda hayatım kötüye gider düşüncesi olan insanlar para var. Para adamı bozar. Evet para adamı bozar şeklinde. Bu varsa ne kadar çalışırsan çalış para sana gelmeyecek zaten. Peki bu düşüncelerin hiçbirinin olmadığını düşünüyor ama aslında bilinçaltında varsa bunu nasıl sürecek? Tabii bu belki geçmişten de kaynaklı olabilir. Çünkü kendi çalışmalarımı yaptığımda hayatımda maddi olsun, ilişkiler, sağlık birçok aşamadan geçtim. Ve o zorlukları yaşadığım için... Yani ilk etapta parayla ilgili olumlu düşündüm. Geldi mi derseniz gelmedi.
Bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptım. Çalışmalardan sonra iş teklifleri geldi. Tamam, ben bu önemli. Tabii ilk etapta şunu yaptım yani ama. Yani öyle tavuk gibi oturduğumuz yerden olmuyor galiba değil mi? Olmuyor. Bir tek o üretebiliyor oturduğu evet. yerden. Onun da Allah öyle bir sistem bahşetmiş. Çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Ben ilk etapta işi de reddettim. Dedim istemiyorum. Oturduğum yerden para gelir mi? Bunu test ettim. Gelmiyor. Gelen iş teklifi eyleme geçmek gerekiyor. Tavuk yok. Değilmişim olmuyor. Yok o olmuyor. Yani aslında şunu da mı düzeltebiliriz galiba? Kolay yoldan para gelebilir ama. Değil mi? Kolay yoldan gelir. Para zor aşamadan gelecek inancın varsa ve zor aşamadan kazanılır. Para kolay ve sık kazanılır inancını oluşturduğumuzda evet kolay yoldan gelebilir. Nasıl oluşuyor? Şimdi bakın burada ekranları başında şimdi herkes şimdi hatta zoraki olarak evde oturuyoruz değil evet. mi? İnsanlar müesseselerini kapattılar hala SSK'larını onları bunları ödüyorlar kiralarını ödüyorlar. Şimdi konuşuyorsun buradan Bülent Bey ama kolay nasıl olacak buradan bir mesela böyle ayakları yere basan bir mesaj verelim. Şöyle şu an. İş yerleri kapalı. Yapabilecek bir şey yok. Ne yapabilirim? Bu süreci nasıl pozitif çevirebilirim kısmını ilk etapta insanların düşünmesi gerekiyor. Ne yaptı bazıları? Online kısımlar oluşturdular. Evet, çare aramak. Evet. Bir çare arayıp çözüm yolu oluşturmak gerekiyor. Yani benim iş yerim kapalı, oturayım şeklinde değil. Bu süreci nasıl değerlendirebilirim? Ne çözümü oluşturabilirim? Zaten bu şekilde çıkan fikirlerle çok büyüyen insanlar, firmalar olacak bu süreçte. Yok mu? Çok var. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Yani burada aslında bu tür bir eğitmenlere, bilinçaltı çalışmaları yapan kişilerle de böyle bir sihirli değnek bekliyoruz. Yok, öyle bir şey yok. Peki farkındalığımızın yükselmesi lazım buraya doğru evet. gitmemize. Farkındalık nasıl yükselir? Şimdi ilk etapta günlük hayatta neler yapıyorsak bunlara bakmamız gerekiyor. Çünkü günlük hayatta bir şeylerle uğraşıyoruz ama zihnimiz ya geçmişte ya gelecekte. Şu an örneğin bir şeyler konuşuyoruz ama geçmişteki kaygılar bir yandan geliyor. Gelecek kaygısı, geçmişteki yaşadığın problemler. Şu anı kaçırıyoruz. Farkındalığın oluşması için şu anda olmamız gerekiyor. Eğer yemek yiyorsak yemeğe odaklanmamız lazım. İçerindeki baharata. Yani geçmiş ve geleceği bırakırsak o farkındalığımız oluşabilir. Veya sokakta yürüyoruz. Çevremizde ne var hiç dikkat etmiyoruz. Elimizde ya telefon ya kafamızda düşünceler farkında değiliz. Farkında olmak için şu ana dönmek gerekiyor. Peki şöyle söyleyeyim. Bunu aslında daha da net söyleyebiliriz. Her gün yürüdüğünüz sokaktaki ayrıntılara dikkat etmeye başladığınızda farkındalığınız da bu da bir beyin jimnastiği galiba. Farkındalığınız yükseldiği için aslında bu söylediğiniz sistemle kendi kendine galiba böyle bir şey yapıyor nasıl diyeyim spor yapıyor gibi evet. galiba. Peki bunları da yaptık diyelim. Meditasyon yapmamız gerekiyor. Bir de öyle bir durum var. Hafızamız çok hareket halinde. Daha doğrusu bilincimiz hafıza diye yanlış söyledim. Bilinç çok hareket halinde. Meditatif bir zihin daha yavaş ve daha akılcı mı olur? Şimdi meditasyonun amacı aslında yine anda kalmayı oluşturmak, zihni arındırmak, o zihin karmaşasından kurtarmak. Meditasyonu hiç bilmeyenler belki bir dinle ritüel gibi düşünebiliyor. Aslında hiçbir dinle, öğretiyle alakası olmayan ve hepsinde de olan bir şey. Sadece teknikleri farklı. Kelimeler farklı. Meditasyonla birçok teknik var. Bu noktada tek bir sistem yok. Burada en basiti gözlerini kapatıp nefesini izlediğinde gece yatmadan önce gözlerini kapatıp ne nefes alışverişini. Yaklaşık 10 dakika. 10 dakika uzun yalnız. Başlayanlar için 2-3 dakikayla yani başlayabilir. 10 dakika bayağı uzun zaman tabii. ben söyleyeyim. Yani 10 dakika çok profesyonellerin yapacağı iş. Hı hı. Çok profesyoneller saatleri de artık alabiliyor ama en ideal 10 dakikalık kısma gelebilmek gerekiyor. Saatlerce meditasyon yapmak için çok rahat bir hayatınız olması gerekmiyor mu? Tabii ya şu olabilir yatmadan önce aslında şu var gece... yatmadan önce belki telefonun başında bir saat iki saat zaman geçiriyoruz veya bilgisayar başında. Bilgisayar oyunları, evet. telefon oyunları, bu sosyal bir iki medyada surf. Bunu şey yapmıyoruz, bu kısım olduğunda çok rahat bir hayatım var, ben bilgisayarda oyun oynayayım demiyoruz. O kısma katıyoruz. Bunu kattığımızda yani hayatın bir parçası. Yani aslında hayatın her yerinde birazcık bir şeylerimizden galiba ödün vereceğiz bir şeylerin olmasını istiyorsak. Tabii.
Ödün vereceğiz. Ödün vermiş gibi oluyoruz ilk etapta. Ödün vereceğiz ama sonraki süreçte iyi ki diyeceğimiz kısımlar oluşacak. Tabii yani bir şeyler istiyorsak bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Tabii ki. Hemen değinmediğimiz bir konuya değinelim. İlişkiler tabii hayatımızın en önemli bir programımızın en başını böyle açtık zaten. Ruh eşimizi arıyoruz. Ruh ikizimizi arıyoruz belki bir hayat boyunca. Burada ilişkilerdeki sorunları fark etmek ya da o belki de birlikte yola devam edeceğiniz eşinizi bulmak için burada bir seans, bir çalışma yapmak mümkün mü? Çünkü bir sürü insan bu konudan müzdarip. Ve bazen insanlar partner değişse de yaşadığı sorunlar aynı oluyor. Tabii canım, bunlar sürekli değişmiyor. Aynı. Tekrar. Sistem diyor ki aslında fark et diyor, benzer problemi yaşıyorsun diyor. Burada görmen gereken ne şeklinde sistem sana soruyor. Ama bunu görmüyorsun ne olduğunu, bu kısma bakmak gerekiyor. Bunu kendi bilinçaltında da oluşturmuş olabilirsin bu problemi. Veya geçmişten anne baba atalardan da nasıl hastalıklar geliyorsa genetik doğru olarak ruhsal durumlar da aynı şekilde gelmekte. Anne babadan da mesela farkında değiliz belki. Çok mutlu bir ailede yaşadığını düşünürken orada enteresan, evet, değil mi? Kalıplaşmış. Peki son olarak bilinçaltımızdaki bu kayıtlarımızı değiştirmemiz mümkün müdür? Mümkün. Yani onları, yani çünkü yaşanmışlığı değiştirmenin imkanı yok. Yok. Neyi değiştirebiliriz? Bundan sonraki anları değiştirebiliriz. Yani geçmişte problemler yaşadık. Birçok insan sıkıntılar yaşadı. Önemli olan bundan sonraki süreçte bu sıkıntılara devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bunları değiştirmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyoruz mesela. İstiyorsak şuna bakabiliriz önceki. Hangi alanlarda problem yaşıyorum? Bu yaşanılan problemler bilinçaltında bir kayıt olarak oluşmuş durumda. Bunların ne olduğunu tespit edip, bunlar üzerine çalışmalar yapıp otomatikman bundan sonraki anları güzel bir şekilde yaşayabiliriz. Bülent Bey'e çok teşekkür ederiz. Burada son olarak da ben kapatırken bir şey söylemek istiyorum. Bülent Bey'in de herhalde burada en azından bir cümle edebilirsiniz. Kullandığımız kelimeler hayatımızın gerçeği olacaktır. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi gün içerisinde kullandığımız kelimeleri pozitif tutmaya, değil mi, dikkat, kesinlikle, edelim. Pozitif kelimeler, pozitif cümleler, pozitif bir hayat bize vaat ediyor diyelim. Bu haftanın da sonuna geldik. Güzel bir cumartesi pazar, keyifli bir cumartesi pazar oldu. Ruhumuzu doyurarak programı bitiriyoruz. Önümüzdeki cumartesi saat 14.30'da sizi TV 100 ekranlarına tekrar bekliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Bitcoin'i çikolayadım da.